Evangelizm nedir hocam? Bu soruyla başlayalım. Oradan başlayalım. Evet. Ben böyle aspirin tarzında anlaşılacak şekilde arz edeyim. Biraz da aslında karmaşık da bir konu. Efendim? Biraz da karmaşık bir konu. Evet, yani, evet. Evangelizm, Martin Luther, Alman Martin Luther hareketiyle 1517'lerde ortaya çıkan, 1520'lerden itibaren yayılmaya başlayan, ama esasen bu hareketi besleyen unsur 1492 Granada Badol Tepesi'nde Endülüs İslam Devleti yıkıldıktan sonra, ki Ziya Paşa bunu çok dramatik bir şekilde anlatır Endülüs tarihinde. Emir Abdullah, düşünün ki İstanbul'da bizim televizyon kulelerinin, şimdi güzel bir cami yapılıyor Çamlıca'ya. Çamlıca'ya çıkıp İstanbul'a doğru bakıp Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek nida getiriyor. Arkasından annesi gelmiş, ağla ağla, tabir bu aynen, özür diliyorum seyircilerimden, özellikle hanımlardan. Annesi diyor ki ağla köpoğlu köpek, yiğitler gibi vuruşamadın, şimdi kadınlar gibi ağlıyorsun diyor. Ve Emir Abdullah ertesi gün Granada'da veya Granada'da, ikisi de söyleniyor, şehrin anahtarını Musevilerin Korkunç Isabella dediği Portekiz İspanya kraliçesine şehrin anahtarını teslim ediyor ve himmet ya kraliçem, Müslümanlar sizin iyi kullarınız olacak diyor. Ama Amerikalı tarihçilerden okuduğum batı kaynaklarda, maalesef bizde pek yok, açıkçası yüz binlerce Müslüman prasa gibi doğranıyor. 9 yaşındaki kız çocukları, bebeler tecavüze uğruyor. Bugün Endülüs topraklarında sadece 22 bin Müslüman vardır. Onu hemen belirtelim. İşte bu yapıdan sonra Endülüs'ten ayrılmaya, Endülüs'ü terke veya Hristiyanlık olmaya zorlanan Yahudiler Hollanda'ya, Almanya'ya göçüyorlar. Daha önceden zaten insanlık tarihinin, kabalistlerin, hahamların becerdiği en önemli unsur Hristiyanlığı karpuz gibi ikiye bölmeleridir. Çünkü Katolik Hristiyanlık İncil'lere inanır, Protestan Hristiyanlık önce Tevrat'ın 5 kitabına inanır. Biz Müslümanları Alevi Sünni diye ayırmaya çalışanlar, ki Alevisi de Sünnisi de Allah bir, Kur'an bir, peygamber bir olmasına rağmen %98 bizi ayırmaya çalışırken, bunlar %98 ayrı olmasına rağmen bunlar kuzu sarması muamelesi görülüyor. İşte bu yapı içinde özellikle Hollanda'da ve Almanya'da çok ciddi bir anti-Katolik hareket programlanıyor. Katoliklere göre İsa'nın katili olan Museviler birden iyi çocuklara dönüşüyor. Mesela bunun arkasında, çok Türkiye'de arkası bilinmez, Erasmus vardır. Erasmus, o papaz da bu işin ağababalarından biridir ve Martin Luther hareketiyle birlikte Protestanlık doğuyor. Protestanlık, Püritenlik olarak daha sonra anılıyor, özellikle İngiltere'de. Daha sonra bu yapı evangelistler olarak anılıyor. Amerika'nın kuruluşundan sonra 1632 Mayflower gemisiyle Amerika'ya gidenler, bu adamlar Püritendir, Protestandır, işte evangelistlerdir. Bugünkü adıyla da Siyonist Hristiyanlar. Bu adamlar, bu kelimelerin tamamı bunları anlatır ama Protestanların tamamı evangelist değildir. Ya bu, aralarında fark var yani tam. Fark var. Evet. Fark var ama bir şeyi söyleyeyim. Bu artık 1929'larda bir darbe yedi bunlar. Yer altına çekildiler. Sonra 1950'lerden itibaren yeniden büyümeye başladılar. Başkan Carter, Başkan Reagan, Oval Bush, işte şimdiki Pence, bunlar bilinen evangelistler. Ve bu anlayışa, bu ilahiyata Mesih ilahiyatı veya Armageddon ilahiyatı denir. Hı. Yani böyle. Çünkü inancın temelinde 2018-2040'lı yıllarda Orta Doğu'da Şam, Kudüs arasında İsa Mesih'in yeryüzüne ineceği, ki hemen söyleyelim bu Kur'ani değildir ama biz bir inancın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyoruz. Umberto Eco'nun bir lafı vardır. Der ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın diyor. Ve neyi ne kadar göz alabileceklerini, nitekim biraz önce sevgili seyircilerimize takdim ettiğiniz Evangelizm kitabı bir akademisyene nasip olacak şekilde 100.000'den fazla sattı bu kitap. Ama şu kitabınız mı? Evet, evet. Ama bir şey arz edeyim. Değerli dostlarım da burada. Evangelistlerin
Tim LaHaye'nin Left Behind, Geride Kalanlar kitabı, ki ben şu filmi size takdim edeyim. Lütfen siz gösterin hocam. Tabii gösterebiliriz. Gösteriyor hocam buradan. Ramazan Kurdoğlu. Tim LaHaye'nin bu Left Behind, Geride Kalanlar, Türkiye'de de gösterildi bu film. Evet. Nicolas Cage gibi ünlü bir oyuncu oynanıyor. Hı hı. Evangelistleri o kadar güzel anlatır ki sevgili seyircilerimiz seyredebilirler. İşte bu yapı içinde, tamam, Osmanlı Türkiye'si ile atalarımız ile 1820'de İzmir'e gelen, arkadaşlarımın hakkını yememek için toparlayıp devredeceğim. 1820'de İzmir'e gelen iki tane evangelist misyoner vardır. Plinky Fisk, Levi Parsons. Hı hı. Bu adamlarla birlikte biz birinci dalgayı yedik. Osmanlı Türkiye'si. Abdülhamit bunların ayaklarına bastı. Türk tarihinde 3 kişi var bunların ayaklarına son 200 yılda basan. Birisi cennet mekan olsun Abdülhamit, hı hı, birisi rahmetli Atatürk, birisi de Sayın Cumhurbaşkanı. Üçü, 3 Türk devlet adamı bunların ayaklarına bastı. 1820'den 1923 Cumhuriyete kuruluncaya kadar ilk dalgaydı. Sonra 1929'dan itibaren başlayan ama 1942'den itibaren başlayan ve bugünkü sürece gelen bir evangelist dalgayla Türkiye'ye karşı karşıya. Onları da önümüzdeki dakikalarda ben tabii konuşacağız. Tekrar zaten neden Türkiye özellikle hedeflerinde, Türkiye ile ilgili onu birazdan konuşacağız neden ama. Neden Türkiye? Onu birazdan tamam, konuşalım. Fakat siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını, evet, kitapta yer veriyorsunuz. Onu Atatürk'ü anmadan olmaz diyorsunuz ki, siz okur musunuz isterseniz? Tabii siz okuyabilirsiniz. Hayır, diyor ki orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılı 6 Mart'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, efendiler diyor, Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir diyor. Evet efendim, Mustafa, hemen şunu arz edeyim. Evet. Atatürk Cumhuriyet ve arkadaşları Cumhuriyeti kurduğunda Allah bin razı olsun onlardan, öyle, 1960 adet evangelist okulu kapattılar. Hı hı. İki, 1920'de Bursa'daki Amerikan Kız Koleji'ni 3 Türk kızını evangelistler Hristiyanlaştırdığı için Atatürk gözünü kırpmadan kapattı. Amerikan Büyükelçisi görüşmek istedi ki, açık kaynaklarda olduğu için ismi zikretmekte bir mahsur yok. Pakize tarzı klinikleri vardı. Bu hanımefendi de onlardan biriydi ve Atatürk kapattı. Ve bugün de Cumhuriyet Türkiye'sinin başına 1942'den beri Dr. Frank Buçman ile başlayan, biraz sonra arz edeceğim, bir felaket örülüyor. Devletimiz dikkat etmek durumunda. Bu bir Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu Müslüman Türk devletine yönelik bir komplo, bir saldırıdır.